Yunan polisinin müdahalesi bu gaz bombalarıyla gerçekleşmişti. Çok sayıda gaz bombası atılmıştı ve biber gazı sıkılmıştı. İşte onlardan bir tanesi de bu kapsül. Çok sayıda olduğunu ifade edebilirim. Zaten elimize ulaşan 3 tane kapsül oldu. Burada basın mensuplarına getirilen 3 tane sadece buraya getirilen kapsül oldu. Çok sayıda da kapsül atıldığı bilgisi var. O görüntülerde de eğer ekranlarınıza yansıyorsa görülecektir. Mülteciler Yunan polisi, Yunan askerleriyle bir müdahale, arbede yaşıyor ve o arbede içinde mülteciler kendilerini korumak için taşlarla ve sopalarla karşılık verdiğini görebiliyoruz o görüntülerde. Şimdi gördüğünüz gibi çıralar toplanıyor. Hava sıcaklık derecesi şu an burada 12 derece ancak rüzgar oldukça şiddetli ve serin bir havanın burada hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şu var, yani büyükler, yetişkinler bu noktada belki üşümeyebilirler ama bebekler çok sayıda burada var, bunu biliyoruz. Çok sayıda çocuğun burada olduğunu biliyoruz. İşte o çocuklar da aslında bu kapsüller sonrasında da çok sayıda etkilendi ve bazı çocuklar nefes almakta güçlük çekti. Onlara müdahale yine burada yapıldı. Mülteciler buraya geldi ve onların yüzlerini yıkadılar. Bizden de yardım istediler. Biz de onlara elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Ancak burası Pazar Kule sınır kapısı. İlk olarak sabah saatlerinde Kapı Kule sınır kapısına gelmişti mültecilerin çoğu. Çünkü oradan geçiş yapmak istediler. Bilinen büyük sınır kapısı olarak orası vardı akıllarında. Ama oradan geçişler yapılmadı. Geçişe izin verilmedi. O noktadan bazı mülteciler o noktadan Pazar Kule sınır kapısına geldi. Buraya geldiklerinde ise buradan geçiş izin verildi ancak daha sonrasında da burada da geçişler durduruldu. Yan hatlardan geçişler sağlandı. Yani buraya gelen mülteciler tarlalar içinden geçiyorlar ve o tarlalar içinden geçtikten sonra da bu tampon bölgeye ulaşıyorlar. Ancak Yunan polisi ve askeri Yunanlılar buna engel olmaya çalışıyor. Yani geçişe henüz izin vermediler. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle ve müdahaleler geldi çok sayıda. Kaç sayamadık biz. Çok sayıda bomba sesi, yani bu kapsüller kullanıldıktan sonra bomba sesi duyduk Türkiye sınırlarından. Ancak ne kadar attılar bunu bilemiyoruz. İşte o görüntüler ekranlarınıza yansıyordur. O görüntülerde aslında olayın ne kadar ciddi ve karşılaşılan tepkinin ve müdahalenin ne kadar ciddi olduğu aslında o Ülke TV özel görüntülerde görülüyordur sanıyoruz. Şimdi tekrar arkamı dönmek istiyorum neler yaşandığına bakmak için. Şu an bir sakinlik hakim olduğunu görebiliyoruz. Çünkü saatlerdir burada olan mülteciler az önce bir müdahale ile karşılaşmıştı ve tansiyon yükselmişti. Şimdi ise o müdahale sonrasında onlar da Yunan askerlerine karşı bir hamle yapmıştı ama şu an ortalık dinginleşti, durdu diyebiliriz. Ancak ısınmak için, çoluk çocuk ailecek ısınmak için mülteciler burada ateşler yaktı ve yine yaptığımız röportajlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki mülteciler buradan geçmekte kararlı ve buradan ayrılmak istemediklerini ifade ediyorlar. Biz tüm gelişmeleri takipteyiz Derya Efe ve yeni bir gelişme, yeni bir bilgi elimize ulaştığında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.